Bugün 7 Kasım, 7 Nisan. İnanın bu kovanda ne olduğunu bilmiyorum. Hep beraber açıyoruz. Zayıf bir kovana benziyor. Buna takviye almamız gerekiyor. Başka kovandan. Bunu işaretleyelim de. Ne yapmışız buna? Ters düz edilmiş. Soldaki duvar bir içeri alınmış. Yarım fondon verilmiş. Ama çubuğunu çektiğini düşünmüyorum. Evet, aynen öyle. Çerçeve düşmüş. Fondonunu yemiş. Yarım fondon az kalmış. Bu iyi. Evet. Şöyle şunu bir alalım. Poşeti alalım. Ama şurubu çekmemiş. Şurup maalesef arılar ölüyor. Şurupları alacağım. Evet. Şurupları alacağım arkadaşlar. Dış tarafa koyacağım şurupları. Evet. Şurada en azından yarım çerçeve arı ölmüş. Yani. Yazık, günah ya. Ya bu şuruplar tırtıklı da ama maalesef ölüyorlar. Bu şurupluk işini hiç sevmedim ben. Şeyle güzel oluyor. Poşetle. Fakat poşetle de çok zahmetli. Şimdi burada bu kadar kapalı yavrusu var. Dış duvarda bu kadar kapalısı var. Evet, biraz da günlük atmış kenarlara. Evet, burada da o şekilde. Balı da var. Bu güzel. Burada 4 çerçeve, 5 çerçeve arı var. Bu arıya bir çerçeve takviye yapılabilir diğer arılardan. Ne yapılmış? Evet. Ta bakın, ters düz etmenin faydaları. Ta buraya kadar günlükleri döşemiş. Bu kadar alandaydı. Şurada bir kapalı vardı. Şu kadar alandaydı. Ta buraya kadar günlük atmış. Yani çerçeve böyleyken böyle yapıyoruz. Birini böyle, birini böyle yapıyoruz. Evet. Ta buraya kadar, sona kadar günlükleri atmış. Çok güzel. Havalar önümüzdeki günlerde pazartesi, salı bir hava bozuk olacak. Onun dışında havalar yine iyi. Bunun anası boyanmış mı bilmiyorum. Ama ta buraya, ta silme dibe kadar günlükleri atmış. Bu ters düz ettiğimiz zaman böyle oldu bakın. Komple kaplamış. Evet, aynı şekilde buraya kadar atmış. Ta dibe kadar, şuraya kadar günlükleri döşemiş. Şimdi bakın, bu taraftaymış kapalısı, dikkat ederseniz. Bu tarafta, diğer çerçevenin kapalısı öbür taraftaydı. Bu ters düz olduğu için boş tarafları atmış. Anamızı görüyorum ben buradan. Bu yere biraz düşmüş, çerçeve kısa gelmiş. Evet. Buradan anamızı görüyorum. Şurada anamız. Boyalı. Bunu boyalı diye yazayım. Burada da yine bir bakalım nereye kadar atmış. Evet, burada da ta dibe kadar, buraya kadar atmış arkadaşlar. Burada da şuralar larva olmuş, şuralar kadar günlük atmış. Şuralarda günlükler var. Evet, ta bu dibe kadar. Çok güzel. Anamız var bunda. Dikkat edelim. Şimdi buna bir tane ben ham petek vereceğim. Ya da bir yerden takviye vermem lazım. Burada olduğu gibi balı var. Heh, bakın bu şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bunun bu tarafı boş. Çerçevenin. Şurada az bir balı var. Bunu bu tarafa, bu tarafta o ise olduğu gibi polen blok olmuş. Şuralar bal. Şuralarda az bir açıklık var ama biz bunu böyle çeviriyoruz ki arı bu tarafa da yavru atsın diye. Anamız. Şimdi buna bir tane takviye versek iyi olur aslında.
ama nasıl yapalım? Şu kovanlarda güçlü kovanlar vardı. Şimdi videoyu durdurayım, bir bakayım onlara. Güçlü varsa takviye yok. Baktım onlara. Onlardan takviye alınmış daha önce. Şimdi burada 5 çerçeve var. Bir tane buna ham petek vereceğim arkadaşlar. Kabartsın, yavrusunu atsın. Sıkışıyorsa. Evet. Petek düşüyor. Kısa başları. Bu kovan, yani neden düştüğünü anladım. Açmış bu kovan yandan. O yüzden dolayı petekler düşüyor. Arayız bir tane. Hemen huylandılar. Evet. Şimdi şurupu dışarı alacağım. İlacımızı vereceğiz. Evet. Tamamdır. Şimdi şuradaki kandanımızı verelim. Kalanını yesinler. Bu da böyle. Ve yazalım bunu. Anamsı boyalıydı.